Cengiz Erdin'i şu an attığımızda merhabalar, hoş geldiniz. Beklettiğimiz için kusura bakmayın, biraz yoğun bir gün oldu. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Barış Boyun'la başlamak isterim. Bu gözaltına alınmalarını nasıl değerlendirmek istersiniz? Gözaltına alınmadı. Aslında bir süredir o daha önce yakalanmıştı. Ev hapsindeydi. Türkiye'nin 2001 yılında çıkarttığı yakalama kararı ve buna dayanan kırmızı bülten var. Buna rağmen İtalya iade etmedi. Elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutuyordu. Fakat şey oldu. Birkaç defa saldırıya uğradı orada. Bir takım olaylar gelişti. Bunlar biraz karmaşık çeteler. Mesela Daltonlar denen grupla birlikte hareket ediyordu. Şimdi onlarla da kapıştı. Başka büyük isimlerle birlikte olduğu söyleniyordu. En son Kağıthane'deki çatışmayla kamuoyu öğrendi ama 2021-22 yılında Kağıthane'de Anucur çetesiyle işte Gündoğmuşlar denen bir çete arasında uyuşturucu pazarından çıkan bir kavga var. O kavgaya silahlı güç olarak Boyun ve Daltonlar bir tarafta katılıyor. Öbür tarafta Halilay katılıyor. Bunlar karşılıklı birbirlerini öldürdüler. Halilay'a saldırıda bulundular. Halilay kaçtı. Lyon yakınlarında bir köyde öldürüldü. Saldırganlardan biri öldü. Bunun misillemesi Yunanistan'da 6 kişi öldürüldü ki Yunanistan tarihinin gördüğü en büyük cinayet. Türkiye'de de yeraltı dünyasında işlenen en büyük olaylardan biri. Bir Bayrampaşa cezaevinde 7 kişi ölmüştü 90'larda çatışmada. Bir de bu böyle bir şey. Daha sonra da en son Barış Boyun'un adamları Sarallar'ın bir fabrikasına suikast planlarken yakalandı. Ondan sonra da bu operasyon geldi. Bir yandan da Ayhan Baro Kaplan. Dikkat ederseniz bir süredir Peker'in açıklamalarından beri belki organize suçu konuşuyoruz. Evet. Organize suçun nereye geldiğini konuşuyoruz. Barış Boyun çok tipik bir örnek. Ayhan Baro Kaplan da öyle. İkisi birbirinden farklı gibi gözüküyor ama Boyun'un özelliği şu, bir kartelleşme eğiliminin Meksika'da, Kolombiya'da 1970'lerde, 80'lerde yaşananların bir benzeri olması. Birkaç grup bir araya geliyor, suç işliyor. Böyle bir yapı. Bu açıdan önemli. Uyuşturucu pazarının daralması bu çeteleri birbirine düşürüyor diyebiliriz. Daha önemlisi Vukotic'i öldürmüşlerdi bu Barış Boyun çetesi. Vukotic bir Sırp klanı, Karadağ klanı ve Kavak çetesiyle çalışan Skalyari çetesi. O çatışmada da 50 kişi öldü, belki daha fazla. İlginç olan şu, bir Türk çetesi Karadağ'da, Avrupa'da bir çete adına burada suç işliyor. Yani bunları bir şirket gibi düşünürseniz yurt dışına açılıyor. İhracat yapıyor bir nevi, bir hizmet veriyor çünkü. Cinayet hizmeti veriyor ama bir yurt dışına. Buraya ne önemli, çünkü Barış Boyun bu işlere 2000'li 20'lerin başlarında, 2016'larda Kasımpaşa'da silah satarak başlıyor. Hırvat Glock'u deniliyor. Hırvatistan'da yapılan bir tür Glock'un taklidi bir silah. Onu getirip satıyor. Bir takım barların vesairesinin koruması işlerine giriyor. Orada Niyazi Hüseyin Usta var. Usta Hüseyin var. Onu öldürüyorlar. Onlarla bir kapışma yaşıyor. Ama bir anda çok hızlı büyüyor. Parayla silahlı güç ediniyor. Cinayetler işliyor vesaire. Ve bunlar da hep bir takım taraftar gruplarının, büyük kulüplerin, küçük kulüplerin taraftar gruplarının amigolarıyla iç içe. Organize suçun çok ihmal edilen bir yanı o, spor. Taraftar grupları ve oradan kulüplere kadar giden bir çizgi var burada. Bu dikkat çekici. Bu İtalyan polisinin yaptığı bir operasyon. Türk polisiyle birlikte buradaki ayağına da
bir takım o anladığım kadarıyla operasyon yapmışlar. Burada dikkat çekici olan şu, mesela Vukotic'i aracına takip cihazı takarak izlemişlerdi. Barış Boyun ve İzmir'den bir başka çete, Camgöz çetesi, ikisi birlikte yapmıştı bu işi. Aynı biçimde yani kendi kullandığı yöntemle İtalyan polisi izlemiş. Elektronik kelepçesine kamera, mikrofon takmış gördüğümüz kadarıyla. Bu yanı ilginç birincisi. İkincisi de İtalya'da yani Türk mafyasının 70'lerden beri İtalyan klanlarıyla özellikle Drangheta'yla eroin ticaretinden, uyuşturucu ticaretinden yakın bir ilişkisi var. Şimdi Barış Boyun orada evet ev hapsinde, adamları da var çevresinde. Oradaki hangi gruplarla ilişkili bu yanı muğlak? İtalya'da son birkaç yılda Drangheta'ya yaygın operasyonlar yapıldı. Dört büyük klandan biridir. Dört büyük İtalyan klanından biridir Drangheta. Bu yanı da ilginç. Yani artık organize suçtan söz ediyoruz ama bunlar sınır aşan ilişkilere sahip gruplar. Ayhan Bora Kaplan biraz daha farklı. Orada da silah ticareti, uyuşturucu ticareti iç içe geçmiş ve siyasete doğru nüfuz etmiş artık. Ve mafyanın bu siyasete doğru nüfuzunu darbe diye ilişkilendirdiler. Yani hükümete darbe girişi diye paketlediler ama bu hem doğru değil hem de aslında darbeden daha tehlikeli bir şey organize suçun siyasete yönelmesi. Burada polis müdürleri var. Bu ne demektir? Mesela organize suç polis gücüyle temsil edilen devletin meşru şiddet tekelini bir takım parayla onunla bununla ele geçiriyor. Devletin gücünü kullanıyor. Tıpkı Sinan Ateş cinayetinde işte tetikçileri Ankara'ya iki polis eskortluğunda götürmek gibi bir şey bu. Organize suçun, mafyanın, daha doğrusu siyasete artık nüfuz eden mafyanın boyutlarını göstermesi açısından çok önemli. Ama öbür taraftan bir hukuk devletinde olmayacak işler oluyor. Ayhan Bora Kaplan'da mesela. Çıkıyor, deliliniz var mı diye meydan okuyor. Ama haklı olduğu bir şey var, delil yok. Yani bu çetelere operasyon üstüne operasyon yapılıyor ama yargıda hepsi yasalı veriliyor ya davalar sönümleniyor. Neden? Ya düzgün delil toplanmıyor ya da yargıda başka bir sorun var ki Ayhan Bora Kaplan'da iddianamede yazılı. 2016'dan bu yana bütün soruşturmalar kapatılmış ve bu şimdi polis müdürlerini konuşuyoruz, siyasetçileri konuşuyoruz ama yargı ayağı yok. Ayhan Bora Kaplan belli ki asıl olarak yargıda korunmuş. Kim korumuş bunları? Bu davanın bir parçası mı? İddianamede var ama şeyde yok. Yani bu suçlamalar var ama bir yargı mensubu yok orada ve bu ayağı da eksik kalacak. Ayhan Bora Kaplan beraat ederse hiç şaşırmam. Ama burada da sistemi sorgulamak lazım. Bağımsız yargıyı sorgulamak lazım. Bir takım polis gücünün siyasileşmesini sorgulamak lazım. İşte Ankara Emniyet Müdürü ve onun adamları külliyeden atanmışlar bunlar. Ya İçişleri Bakanı da değil, külliyeden atanmışlar. Nasıl oluyor, nereye gidiyor bu işin güç boyutları ve bunu nasıl tartışacağız? Neresinden tutacağız daha doğrusu? Daha kaba bir tabirle. Pek tutamak bir yanı yok ama şunu söyleyebilirim bu iki olayla da paralel olarak kamuoyu seviyor bu olayları. Özellikle Sedat Peker'in açıklamalarından sonra biraz böyle Kurtlar Vadisi ya da Narcos dizisi izler gibi heyecanlı, adrenalinli bir takım işleri izler gibi izliyor kamuoyu. Bilmiyor ki bu organize suç artık siyasete doğru nüfuz etmiş. İşte ekmeğin bu kadar pahalı olmasının, elektriğin bu kadar pahalı tüketilmesinin, manavların ya da meyve sebzenin bu kadar pahalı olmasının,
Sebebinin biraz bununla ilişkili olabileceğini kamuoyu hiç aklına bile getirmiyor. Bunu sadece hani bir film sahnesini izler gibi izliyor. Halbuki organize suç ve uyuşturucu, bakın bugün belli uyuşturucular eskiden sadece büyük şehirlerde görülen, büyük şehirlere özgü olan belli uyuşturucular artık ortalama Anadolu şehirlerine girmiş durumda. Ciddi oranlarda girmiş durumda ve burada organize suçla bununla birlikte gelişiyor maalesef. İşte bakın, Bursa'da benim sayabildiğim 5-6 tane çete çıkartıldı. Bir kısmı tefeciydi bunların, bir kısmı uyuşturucu satıcısıydı, bir kısmı haraçka. Ama Bursa gibi yerden bu kadar çok çete çıkıyor. Bir sanayi şehrinden, bir endüstrileşmiş şehirden. Aydın, Isparta, Çorum, Elazığ, yani buralarda da artık organize suçtan söz ediyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani çakarlı arabalarla dolaşıyor Ankara'da mafya mensupları. Yani olacak iş değil. Ve İçişleri Bakanı bir şeyler yapmaya çalışıyor Ali Yerlikaya. Hatta bir iyi niyetle işte hemen bir şey olduğu zaman polis harekete geçiyor, artık eskisi gibi değil. Birisi havaya ateş açtığında, birisi işte en son motosikletle bir çocuğa çarptılar, onu buldular, çıkarttılar. Tamam, ama belki işte bunu da aşan bir şeyler var. Ayhan Mora Kaplan mesela, o düğün hadisesiyle, düğünde takılar, lüks araçlar, videolarla fahş edildi topluma. Onun üstüne operasyon yapıldı. Ama operasyonu yapanlar da çok yabancı değilmiş. Bir yandan da şöyle bir şey söyleyeyim, örnek vermek için ya da işin nerelere gittiğini. Soğan tırları var mesela. Bu soğan tırları aşağı yukarı 15 Temmuz darbesinden hemen önce bir şey, işi de silah satışı ve Suruç katliamı var, daha sonra Gar katliamı var. IŞİD'lilerin burada kullandıkları patlayıcı yeleklerdeki infilaklı fitilleri, eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkurt ve hala üsteğmen olan Ayhan Güneş, Ahmet Yasin Güneş, IŞİD'e satarken yakalanıyor. Mesela o dosyada bu Murat Çelik'in adı geçiyor. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Bora Kaplan'dan tutuklanan Murat Çelik'in adı o dosyada geçiyor. Sanıklardan biri diyor ki, bu da geliyordu, oturuyorduk, konuşuyorduk, beraber faaliyet gösteriyorlar diyor. Başka polis isimleri de sayıyor orada. Şimdi nereden nereye, kimle karşı karşıyayız, nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız? Ben gazeteci olarak bile bunu tarif etmekte zorlanıyorum aslında. Nedir bu? Sadece mafya mı? Hayır, değil. Peki o polisler ne oluyor? Bilmiyorum. Yargı mensupları var mı? Yok. Neredeler? Olması gerekiyor. Politikadaki uzantıları kim? İşte Soylu dendi, Soylu'nun kuzeni dendi, TRT önündeki fotoğraf dendi. Yani 15 Temmuz'u hazırlayan bir çete faaliyetiyle, kısmen Fethullahçılar bunlar, düpedüz uyuşturucu satan, onun önünü açanlar bir arada bir fotoğrafta gözüküyor ve bu fotoğrafı ben anlamlandırmakta zorluk çekiyorum. Bu fotoğrafa işte Paris'ten tutun şeye kadar, Gürcistan'a kadar devasa bir coğrafyada suç işleyen grupları da ekleyin. Dehşet bir tabloyla karşı karşıyayız aslında. Bir yanını daha söyleyeyim. Biraz yanlış söylüyorlar. Bu motosikletle suç aslında Barış Boy'un çetesi. Bunu İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde eski sol grup militanlarından öğreniyorlar. Hatta Lyon'da Halilay öldürüldüğünde onu öldürmeye gelenlerden biri, geçmişte Gazi Mahallesi'nde yasa dışı sol örgütler içinde faaliyet gösteren biriydi. Kardeşi de öldürüldü. Gülbey Dilsiz var orada ölen. Şimdi
Oradan oraya geçiyoruz. Yani İstanbul'un varoşlarında yasa dışı sol örgütlerle silahlı uyuşturucu satan çeteler arasında doğrudan bir geçiş olmuş. Yani Bu arada bu Ok vahim bir Meydanı'nda da tablo. böyle. Ok Evet. Meydanı'nda da böyle olduğunu biliyoruz. Yani en azından daha öncesinde solcu gruplara mensup olanların şu anda ya yurt dışında, mesela Gürcistan'da, Almanya'da, Evet. Yunanistan'da olduklarını biliyoruz. Evet. Ya bu açıklanmaya muhtaç bir tablo. Yani bu devletin istediği bir şey mi aslında? Belki de yön verdiği bir şey mi? Çünkü Gazi Mahallesi'nde hep söylenirdi bu uyuşturucu satışına yol verildiği, ses çıkarılmadığı. Orada içten içe yozlaşmanın yaşandığı söylenirdi daha önce de. Şimdi daha somut görüyoruz bunu. İşte o motosikletler oradan miras. Plakasız ve kasklı motosikletli saldırganları kastediyorum. Bir yanıyla bunun sokaklarda bahis işi var. Yani aynı insanlar işte uyuşturucu satıyor vesaire, silah satıyor. Motorla mesela Barış Boyun motosikletle silah satıyor ve gidip teslim ediyor. Motosiklet yakalanmıyor, izlenmiyor, kameralara takılmıyor. Çok elverişli bir alet. Aynı biçimde aynı gruplar bu yasa dışı bahsin nakit dolaşımını da sağlıyorlar. Mesela gidip bankamatikten para çekiyorlar, başka bir yerde topluyorlar. O paralar başka bir hesaba yatırılıyor falan. Bir nakit hareketinde de hesaplarda da yer alıyorlar. Bu yanıyla da ilginç. Bu yanıyla aslında devletin ya da toplumun buna karşı cihazları diyebileceğimiz kolluk güçleri ya da yargı çok zayıf. Bunları algılamaktan, bunları bir hafıza içinde nereden nereye gittiğini görmekten uzak bir parça. Asıl sorunlardan biri o. Yani işte Ayampora Kaplan bir çete gibi muamele görüyor. Organize suç çetesi. Evet de işte bu adam nasıl büyümüş? Hangi siyasi güçler bunun önünü açmış? Kim bunlar? Bunun delilleri ve ilişkileri nedir? Bu yanları yok. Bu yanları eksik. Sanki çok da tamamlanmayacak gibi değil mi? Yani özellikle siz de az önce söylediniz, tahliye bile olabilir, beraat bile edebilir dediniz. Evet, burada ama şunu dikkatle söylemek lazım. Yani ben gazeteci olarak bir takım ifadeleri okuyorum. Bütün bu olaylarda Barış Boyun'da da var bu. İstanbul'daki davada 20 küsür mağdur var. Yani bu gasp edilen, dayak yiyen, yakınları öldürülen her çeşit insan var. Ayambora Kaplan'da da var bu mağdurlar. Bir kısmı gizli tanık oldu. Bir kısmı çekti ifadelerini. Ya bu kadar çok mağdur ve bu kadar çok zamana yayılmışken nasıl oluyor da oluyor? Mesela ben şimdi gitsem birisine saldırsam, silahla gasp etsem ertesi gün içerideyim. Evet. Ya hiç lamı cimi olmaz. Beni hemen bulurlar. Bu insanlar nasıl 5 yıldır bu faaliyetleri yürütebiliyorlar? Bakın Barış Boyun'un faaliyetinin başladığı 1985 doğumlu yanılmıyorsam 20'li yaşlarda başlıyor bu işlere. Ama ilk şey yani 2015'lerden beri var bu işlerde en azından. Ama daha ilk yakalama kararı 2021 yılı. 6 yıl Beyoğlu'nda hiç mi kime sorsanız gösterirlerdi. Ama demek ki buralarda başka dinamikler var. Başka belki polis dokunmak istemiyor. Belki polis delil toplayamıyor. Bu da işin bir yanı. Organize suç soruşturmaları en komplike soruşturmalardır. Çünkü karşınızdaki paraya ve güce sahip olduğu oranda elde edilmez bir yapıdır. Bunu çözmek için aylarca telefon dinleyeceksiniz, gizli soruşturmacılarınız olacak, şikayetçiler olacak, paranın izini süreceksiniz, malların izini süreceksiniz. Yok ama bunlar yapılmadığı için de mahkemelerde delil yetersizliğinden kolaylıkla beraat edebiliyorlar ve özellikle Ayhan Bora Kaplan iddianamesinin 40. sayfaları falan çok dikkat çekicidir. Bir şey var orada. Savcı diyor ki
Asıl olarak bunlar suçu üstlenmiş, suçu örtmüş defalarca, işte soruşturmaların üstüne adeta bir beton dökülmüş. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı. Bu kararı verdikten sonra bir daha yeni delil olmadan o konuda soruşturma açılamıyor zaten. Dolayısıyla hep böyle bir tavşana kaç tazıya tut ve biz de toplum olarak bunu izliyoruz. Ben gazeteci olarak hani bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama toplumu uyarmak istiyorum bu konuda. Yani nasıl dile getireceğimi doğru kelimeleri seçemeyebilirim ama organize suç öyle dizi tadında izlenen bir şey değil. Günlük hayatınızın bir parçası aslında. Bazı insanlar elbette bu Anadolu şehirlerinde uyuşturucuyla karşılaşarak, tefeci şiddetine uğrayarak, haraç vererek falan yaşıyorlar. Ama bu bütün ülkeye yayılıyor neredeyse ve giderek artık siyasete doğru gitmeye çalışıyor. Bakın başka da bir şey söyleyeyim. Mesela özellikle bu seçimlerde Ege'den tutun bilmem nereye kadar organize suçun doğrudan siyasete nüfuz ettiği bir seçim oldu. Belediyeler üzerinden, meclis üyelikleri üzerinden, çıkardıkları adaylar üzerinden. Hani isim vermeyeyim ama var böyle bir dinamik. Ve bunu göreceğiz. Belki bu yaş, bu yaz işte Ege kıyılarındaki bir takım beachlerdeki falan çatışmalarla göreceğiz. Şeyde göreceğiz. Benzeri huzursuzluklarla göreceğiz diye Suç düşünüyorum. örgütlerini ve daha çok konuşacağa benziyoruz, değil mi? Evet. Yani artık gündemin ilk parçası gibi Evet. neredeyse her güne bir sürü bir aydır mesela Ayhan Bora Kaptan'ı konuşuyoruz. Ondan önce Yunanistan'da 6 kişiyi öldürdüler. Evet. Bunu konuşuyorduk. Ondan önce işte Paris'te cinayet işlediler. Giderek daha gündemin bir parçası olmaya başladı. Sedat Peker'in açıklamaları mühimdi Evet, ama o da Alpazar. artık sustu bir şekilde tecrisin arkasından. Böyle bir dünya. Çok teşekkür ederim Cengiz Erdinç. Ben teşekkür ederim.